Arkadaşlar merhaba ben Emir Altunbilek. Bugünkü dersimizde Material Design'da efektler, animasyonlar konusuna geçiş yapacağız. Şu ana kadar olan dersleri eğer dikkatle dinlediyseniz ve anladıysanız aslında programatik olarak pek çok şeyi başarabilecek bilgiye sahibiz. Artık kullanıcımızın kullanacağı arayüzü, arayüzleri ne yapıyoruz? Güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Material Design'da pek çok güzel tasarım örnekleri veya programatik olarak işleri kolaylaştıracak yapıları anladık, öğrendik. Şimdi sıra ise böyle basit veya güzel efektlerle kullanıcı dostu uygulamalar yapmaya çalışmak. Bunun için Android bize bazı animasyonlar, efektler sağlıyor. Gelin şimdi şöyle kısaca üzerinden bir geçelim. Bu ders boyunca neler öğreneceğiz? Öncelikli olarak Touch Feedback dediğimiz yani bir butona veya bir View öğesine tıklanıldığında kullanıcıya bir geri bildirim sağlayan bir efekt olan Ripple Animation'ın ne olduğundan bahsedeceğim. Daha sonra Activity geçişlerinden bahsedeceğim. Mesela bir butona bastınız bu buton sayesinde ikinci bir Activity çağrılıyor. Daha önceki derslerde bunun örneğini yaptık. Ne oluyor? Basit bir şekilde aslında aktivitimiz açılıyordu. İşte bu iki aktivite arasındaki geçişlerde biz bazı efektler uygulayabiliriz. Mesela gelen eee gelen yeni aktivitenin işte patlayarak veya sağdan soldan içeriden belirerek veya şart element transition dediğimiz bazı geçişlerle çok daha güzel göze hoş gelen efektler geçişler sağlayabiliriz. Şimdi ilk önce Ripple Animation'ın ne olduğundan bir bahsedeyim. Ripple Animation şöyle bir durgun su düşünün ve üzerine bir damla damlattığınızda ne olur böyle dalgalar oluşur. İşte bu bizim Android'de Ripple diye geçen efektimiz. Aslında daha önceki derslerde ne yaptık? Butonlar kullandık ve butonlarımızda default olarak bu efekt var. Yani var ama gri renkteydi genelde ve biz bunu belki fark etmemiş olabiliriz. Ama bunun özelliğini veya rengini değiştirerek çok daha belirgin hale getirebiliriz. Butonlarda default olarak gelen bu özelliği başka view'lara mesela bir text view veya bir image view'a tıklanıldığında oluşmasını istiyorsak bunu XML yardımıyla yapmamız gerekiyor. Yani dışarıdan explicit yoldan enable etmemiz gerekiyor. Bu efektinde iki çeşidi mevcut. Bunlardan bir tanesi bounded bir tanesi borderless. Bounded dediğimiz mesela şurayı şöyle bir buton düşünürseniz bunun kenarları boyunca yani bunu taşmayacak şekilde oluşan efekt bounded. Borderless da sınırsız yani buna tıkladığınızda şöyle yayılan dalgalar şeklinde renk göreceğiz. Bunların uygulamalarını yapacağım. Şu an için sadece kısa bir bilgi veriyorum. Şimdi default ripple efekti uygulamak için e, uygulamak istediğiniz view bölgesine gidip buraya drawable yazılmış ama yanlış background olacak bu. Şu EditText'i yazarsanız selectable item background diye sizin e, ripple efektiniz bu view'a uygulanacaktır. Aynı şekilde siz eğer bunun borderless ripple efekt olmasını istiyorsanız bu sefer yazacağınız atribüt selectable item background borderless olması gerekiyor. Şimdi siz gittiniz color control highlight dediniz ve bir renk tanımladınız. Ripple efektiniz işte buraya tanımladığınız renk şekline dönüşecektir ve bütün butonlara veya işte şuradaki atribütleri sağlayan bütün elemanlara uygulanacaktır. Ama sizin mesela 10 tane butonunuz ve her biri içinde farklı bir ripple efekt istiyorsanız işte bu artık custom ripple efekte geliyor. Bunun için drawable klasöründe bazı xml'ler tanıtmanız gerekiyor ve bunları ilgili view'ları atayarak farklı farklı ripple efektler elde etmeniz gerekiyor. Şimdi bu derste ripple, ripple ilgili bütün her şeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak vakit kaybı olmasın diye şöyle 4 tane text view koydum ve şuraya bir tane buton koyarak bir şey göstermek istiyorum size. API 24'te bunu bir çalıştırayım ve ee, uygulamamıza geçelim. Ayrıca main activity'de gittim. Buradaki text view'ları buraya tanımladım ve find view by id ile Java objelerine atadım. Uygulama açıldı. Şöyle bir baktığımda şunlara herhangi bir şu an için bir şey uygulamadığım için gördüğünüz gibi tıkladığımda bir efekt görmüyorum. Bunlar birer text view. Ama butona tıkladığımda Görüyor musunuz? Burada bir dalga oluşuyor. Şu an bir grimsi bir renk. Gelin öncelikle şunu bir daha belirgin hale getirelim. Benim stil dosyam vardı burada. Buraya ne demiştik? Yeni bir item tanımlıyorum ve bunun adına color control highlight diyorum. Belirgin olsun diye benim bu colorlarımdaki accent color'ı buna bir uygulayayım, bakayım ne olacak. Siz bunu verdiğinizde ne demiştik? Butonlara default olarak ripple efekti vardı. O zaman ben butona tıkladığımda gördüğünüz gibi benim bu efekti görmem mümkün. Ve bunlar da şu an için hiçbir şey yok. Butonum da geldi. Butonu bu sırf bunu göstermek için koydum. Şimdi orada dursun şimdilik. Geldik buraya text kısmına. Ne dedik arkadaşlar? Mesela ben buna ne demişim? With border demişim. Buraya geliyorum. Bankrupt dedikten sonra soru işareti dedikten sonra Android attribute diyorum ve selectable item background'u seçersem eğer buradaki text view'un ne olmasını bekliyorum bir ripple efekte sahip olmasını bekliyorum aynı şekilde buraya geldim background dedim yine bir soru işareti dedikten sonra Android attribute diyorum bu sefer de buna vereceğim selectable item background borderless yani ilgili view üyesinin sınırını taşacak bir efekt uygulanmasını istiyorum demiş oldum. Şimdi bunlara bir bakalım oldu mu? Uygulama açıldı. Butonumda hala bir ripple efekt var. Ama gördüğünüz gibi bunlarda hala bir efekt söz konusu değil. İşte arkadaşlar bunlar birer text view ve siz bu efekt ne zaman oluşuyor? Tıklanıldığında. Yani şunun bir tıklanma özelliği yok. Bir buton gibi düşünürseniz eğer biz butonlarda ne yapıyorduk? Butonumuzun adını yazdıktan sonra Bunlara set on click listener eklememiz gerekiyordu. buton tıklanma olaylarını ele almak için. Daha sonra benim sınıfım diyorum ki on click listener'ı implement etsin. Bunu deyince de bir on click metodunu çağırmam gerekiyordu. Şimdi ben bunların tıklanma olaylarını burada ele alacağım. Ama bunlar birer text view buton değil. Yani tıklanıldığında herhangi bir şey olmasını istemiyorum. Sadece ilgili efekti görsem şu an için yeterli. Bunu da aynı şekilde seton kalikli sınır dedikten sonra bu sınıfa bakmasını istiyorum. Çünkü bu sınıf on kaliteli sınırı implement etmiş ve onun da metodu burada. Şimdi bir test edelim bakalım efekti görebilecek miyiz? Uygulamam açıldı. Şimdi tıkladığımda Gördüğünüz gibi sizin text view'unuzun sınırları içerisinde bu efekt ne oluyor? Gözüküyor. Peki without border dediğimiz neymiş? İşte bu. Yani efekt text view'un sınırlarını aşıyor ve bütün ekrana şöyle tıkladığımızda yayılıyor. Güzel bir efekt aslında. İşte arkadaşlar bunlar bizim default ripple efektimiz. Ama ben eğer bunları da gidip set on click listener verseydim ki vereyim şu an. TV diyorum. Custom ripple with border dedikten sonra set on click listener diyorum. Bu sınıfı gör. Aynı şekilde tv dedikten sonra custom without border deyip set on click listener dediğimde artık bunların da ripple efekti olması gerekiyor. Ama tabi ne, ne yapmam lazım bunun için? Yine buralara buradaki background öğelerini tanımlamam lazım. Ondan önce şurada gördüğünüz gibi selectable item background burada kızarmıyor. Herhangi bir sorun yok. Ama şu üzerine geliyoruz. Bunu başka videolarda başka konular için görmüştük. Ne diyor? Senin bu özelliği kullanabilmen için diyor, uygulamanın minimum olarak API 21'i desteklemesi lazım ama sen burada minimum olarak 17'yi seçmişsin diyor. Bu ne demek? Sizin bu uygulamanızı API 21 ve sonrasında çalıştırırsanız bir sıkıntı yok ki olmadığını gördük, çalışıyor. Ama 21 ve öncesinde çalıştırırsanız bu özellik kullanılmayacaktır demek oluyor. Bırakın kullanılmayı. Sırf bu özellik yüzünden uygulama açılmayacak. Crash olacak. Gelin bunu. Şuradaki emülatörüm kaçmış? API 17 ymiş. Gördüğünüz gibi hiç açılmadan kapandı. Neden? Sırf bundan dolayı. Şimdi bu ve bunun gibi örnekler için Yani e, API versiyonunun önemli olduğu özelliklerde ne yapmamız lazım? Şimdi bunu ne yapmaya çalışıyor. Şu dosyayı açıyor ama burada API 21 ve sonrasında çalışacak bir özellik var. Yani 17'de çalışamayacak bir özellik. Bunu yapmamız için arkadaşlar ne yapıyorduk? Benim burada bir layout klasörüm var değil mi? Buraya geliyorum. Yeni bir directory oluşturuyorum. layout tire dedikten sonra V21 yazıyorum. Bu şu demek? Bu uygulamayı çalıştıran telefonun SDK'sı 21 ve sonrasıysa bunu okuyacak. Öncesi ise bu klasörü görecek. Tabi burada kullanılan dosyanın birebir aynı isimle burada da olması gerekiyor. Yani benim telefonumun apisi 24 ise direkt bunu okuyacak. 21'den önce ise de bunu görecek. Ben diyorum ki o zaman layout 21'deki activity main'de bu özellik olsun. Ki gördüğünüz gibi kızarıklık gitti. Ama burada bu özellik kullanılmasın. Ya bunu buradan direkt silmeniz gerekiyor. Ya da ne bileyim bunu verebilirsiniz. Ama yine göreceksiniz ki aslında bu efektler 21 ve sonrasında çalışan efektler. Hani şu an bir hata vermeyecek ama aslında bir efekte göremeyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Şimdi bu butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir efekt yok ama yine bir renk değişiyor. Bunlarda hiçbir şey göremiyoruz. Ama ne oldu? En azından uygulamam crash olmadı bu konulara dikkat edelim. Hani kızarıklık gördük benim emülatörümde çalıştı demeyelim. Hani ilgili API'ye göre de gerekli ayarlamayı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi bunlar ne dedik arkadaşlar? Default ripple efektler. Bir de custom dediğimiz kendi yaratacağınız custom efektler olabilir. Yani siz buraya gidip şimdi burada selectable item background dedim. Ben bu özelliği alıp bunlara koyabilirim çalıştırayım bunu. Tabi bu sefer burada değil de yine benim 24'te çalıştıralım bunu. Şunu bir durduralım. Main Activity'ye geldim. Şuradan durdurdum. Çalıştır diyorum ve API 24'te bunu başlatıyorum. Ne olacak? Sizin şurada style'da belirttiğiniz color control highlight'ı belirttiğiniz renk buradaki her şeye uygulanacak tabii o background'u yazdığınız şeylere. Yalnız burada da tabii biz ne yaptık şimdi bunu değişikliği buna mı koymuştuk? Bir dakika şuraya buraya koysak zaten çalışırdı sanırım bunun içine koyduk o yüzden görmedi. Benim apim 24 olduğu için şu an sadece bununla ilgileniyor. Yani ben değişikliği değişiklikleri bunun içinde yapmam lazım. Selectable item Şuraya yazmıştım şunu, şunu şuradan keseyim. Şuraya koyarsam eğer birinci, ikinci, üçüncü teksviyuma da bunu koyuyorum. Bir bakalım. Uygulamam tekrardan açıldı. Bunların acaba ID'si mi yanlış oldu? Without border diyor. Alttakine koymuşuz sanki. Evet buna koyduğumuz için olmadı. Yanlış yere yapıştırmışım. Neyse. Sizin orada belirttiğiniz renk tüm text view'lara yani bu e, içeren bütün view etkiliyor. Ama siz mesela her biri için farklı bir ripple isteyebilir misiniz? Evet. Burada gördüğünüz atıyorum bu böyle pembeyken buradaki turuncu olsun isteyebilirsiniz. Çok normal. İşte bunlar için de custom ripple efekt tanımlamamız gerekiyor. Bunun için yine benim drawable klasörümde ne demiştik? Bunu XML olarak belirtmem lazım. Ama bu efektler 21 ve sonrasında çalıştığı için aynı burada layoutta yaptığım işlemi bu sefer drawable için yapacağım. Yeni bir klasör oluşturdum. Bunun adına drawable dedikten sonra yanlış yazmamaya dikkat edelim. Drawable Tire dedikten sonra V21 diyorum. Bu ne demek? Bu klasör sadece 21 ve sonrasında kullanılacak demek. Buraya geldim. Yeni dedim. Drawable resource file dedim. Bunun adına ne diyorum? Ripple with border diyorum. Selector olarak da ripple efekt kullanacağım için ripple'ı seçiyorum. Bunu dedikten sonra bir e, uyarı alıyorum burada. Bu uyarının sebebi ne arkadaşlar? Benden şöyle üzerine gelirsek Color Attribute Should Be Defined. Yani senin buna bir Color vermen gerekiyor diyor. Bu Ripple efekti. Buraya geldim. Android Color dedikten sonra bu sefer Android'de hazır olan renklerden şuradaki Orange dargı seçelim. Bunu seçtikten sonra ben şimdi border istediğim için yani ilgili view'un sınırları içinde bu efektin gerçekleşmesini istediğim için buraya bir ayar çekmem lazım. Buraya gelip bir item tanımlıyorum ve buna id deyip statik bir item id bu. Yani kendi isteğinize göre değiştiremezsiniz. Hani this view vardı ya hazır olarak gelen onun gibi must demeniz gerekiyor. Aynen bu şekilde yazmanız gerekiyor bunu. Daha sonra da bunun da çalışabilmesi için buna bir drawable deyip bir renk atamanız gerekiyor. Ne olacağı hiç önemli değil. Bunu burada belirledik. Hatta bunu ne yapalım? White yapalım. Hani çok önemli değil aslında. Drawable dedikten sonra color diyor şey Android diyoruz. Android dedikten sonra color white diyorum. Bir hata var mı? Evet şu an yok. Şimdi ben bunu burada tanımladım. Şuraya geldim. V21'in içindeki activity main'e 1, 2, 3. text view'uma gidiyorum. Bu sefer bunun background'ına ne yazıyorum arkadaşlar? Drawable'un içindeki ripple with border'ı yazıyorum. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım oldu mu? Umarım anlaşılmıştır. Hani background olarak artık buna gitme de benim Drawable klasöründe belirlediğim Ripple with Border'a git. Onun içinde de ne vardı? Gördüğünüz gibi bir renk tanımladık ve bir mask yazdık. Bu mask border yani o view'un sınırları içerisinde gerçekleşsin diye yazdığımız bir şey. Gördüğünüz gibi bunlar şuradaki belirlediğim renkte çalışırken color control highlight da belirlediğim renkte çalışırken şu üçüncü text view'um nasıl çalışıyor arkadaşlar? şu xml'de belirlediğim ripple efekte çalışıyor. Bu böyle. Şimdi bunun aynısını geldik buraya yeni dedik. resource. bu sefer de ne diyorum? Ripple Without Border diyorum. Selector olarak yine ripple'ı seçeceğim. Yani yeni bir ripple efekt oluşturdum aslında. Bu da bana hata veriyor. Diyor ki bir tane color belirlemen lazım. O zaman diyoruz ki Android color. Android'in içindeki color'ın içinde yine oruncu uygula. Yalnız bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Herhangi bir maske vermeyeceğiz. Çünkü ben bunun sadece ilgili view'la sınırlı kalmasını istemiyorum. Yayılabildiği kadar yayılmasını istiyorum. Tabi bunu yaptık. Burada da bunu ne yapmamız lazım? Şuradaki view öğesine background olarak vermemiz lazım. Drawable'ın içindeki without border şeklinde. Şunu bir daha bir çalıştıralım. Şunu tıkladık çalışıyor. Şunu tıkladığımda gördüğünüz gibi herhangi bir mas değeri vermediğim için sadece buradaki text view'un sınırlarına bağlı kalmıyor. Yayılabildiği kadar yayılıyor. Umarım anlaşılmıştır. Şu ikisi default. Şunlar ise benim custom dediğim yani şurada XML olarak belirttiğim ripple efektlerim. Evet. Ripple efektlerle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Özellikle buradaki işte bu versiyon 21'lere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dediğimiz gibi bu efektler 21 ve sonrasında çalıştığı için siz bunları eğer buraya koyarsanız ne olacaktır arkadaşlar? Bırakın çalışmamayı uygulamanız crash olacaktır. Ripple efektler bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.